Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lazanya tarifi vereceğim. Hemen önce kabımın içerisine 250-300 gram arası kıymayı koyuyorum. Ben kıymayı böyle bazen kavuruyorum yumurtalara ya da menemene falan koymak için. Biraz fazla kavurmuşum. Ondan dolayı bu şekilde yapacağım. Hiç fark etmez. Siz de normal kıymanızı koyup kavurabilirsiniz. Aynı işlem olacaktır. Bu sadece kavrulmuş kıyma. Hiçbir farkı yok normalden. Siz dediğim gibi 250-300 gram arası kıyma kullanabilirsiniz. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Hemen içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çok erimesini beklemeyeceğim. O soğanlar kavrulurken erir. Bir tane büyük boy kuru soğan. 3 adet yeşil biber, biraz Charleston, biraz sivri kullandım. 1 adet kırmızı biber. Önce biraz bunları kavuracağım. Evet, iyice soğanlar kavruldu. İçerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Domates de olur. Hemen yani tam tat kaşığını doldurmadan pul biber, toz biber, tuz ve karabiberi de ekliyorum. Şöyle yazdan hazırladığım konserve. Siz isterseniz içerisine 2 tane domates doğrayabilirsiniz. Bir miktar maydanoz. Dakika salçayla kavurduktan sonra içerisine yarım su bardağı su ekliyorum. Çok fazla değil, sadece 5 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Hafif biraz şöyle suyunun kalması gerekiyor. Hemen ardından beşamel sosumu hazırlayacağım. Evet, şöyle göstereyim. Biraz hafif böyle su gibi olacak. Yani çok fazla değil ama kıvamını göstereyim. Hafif, çünkü lazanyaları haşlamadan yapacağım. O yüzden beşamel sosumun da birazcık koyu değil de sulu olması gerekiyor hafiften. Kıyma harcımın da aynı şekilde. Tamamdır. Artık ocaktan alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Evet, eriyen yağımın içerisine hemen şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Kokusu çıkana kadar hafif kavuruyorum. Kavrulan unumun içerisine yavaş yavaş, şöyle bir çırpıcı alsam daha iyi olacak. Yavaş yavaş 3 su bardağı sütümü ekliyorum. Bu arada bardak ölçüm 200 ml'lik bardaklardan. 3 su bardağı tam dolu dolu. Karıştıra karıştıra pişiriyorum. Hemen içerisine şöyle 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzunu, karabiberini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha pişirin, yeterli. Şimdi çok koyu değil, hafif sulu olacak. Yani eğer koyu olursa tekrardan süt ekleyin. Koyu olmaması gerekiyor çok. Hemen kapatıyorum altını. Evet, ben şöyle bir lazanya kullanacağım. Hemen şöyle uygun bir fırına dayanıklı tepside yapıyorum. En altına önce şöyle bir kat beşamel sostan döküyorum. Şöyle diziyorum. Eğer arkasında haşlayarak yapmanız gerekiyorsa o şekilde yapın. Benim aldığım öyle değil. Haşlamaya gerek yok. Şöyle kırdım ben ufak ufak. Onları da yanına yerleştiriyorum.
Tekrar beşamel sosu. Şöyle bir spatula ile yayıyorum. Kuru kalmamasına özen gösterin. Her yerini değsin. Kıyma harcından döküyorum eşit bir şekilde. Ve tekrar lazanya diziyorum. Son katımı yapıyorum artık. Şöyle son kalan beşamel sosun içerisine yarım su bardağı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Bunu yapmamın amacı sonradan ıslatmış oluyorum ve üzerine döküyorum. Kalan kıyma harcımı üzerine gezdiriyorum. Ve en üstüne rendelediğim kaşarları döküyorum. Ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Hatta aralara da koyabilirsiniz isterseniz. Ben koymadım ama. Evet, üzerine şöyle yağlı kağıdı örtüyorum. 20 dakika bu şekilde yağlı kağıt üzerinde pişireceğim. 190 derecede. Bir 10 dakikada üzerini açacağım. Üzerinin kızarması için pişireceğim. Evet, fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel üzeri kızardı. Hemen şöyle dilimleyeyim, sizlere de göstereyim. Şöyle dilimledim. Yakından da göstereyim. Eğer ki daha küçük tepsi kullanırsanız biraz daha kalın yapabilirsiniz. Hemen şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Hiçbir şekilde haşlamadığım için sert falan değil. Gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.